Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Aron Nimzowitsch'in Benim Sistem adlı kitabının diyagramlı oyunlar kısmının 10. videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bu 10. videomuzda 15. diyagramlı oyununu sizlere sunacağız. Bu 15. diyagramlı oyunda beyazlarda Aron Nimzowitsch, siyahlarda Van Freyman herhalde o şekilde okunuyor diye tahmin ediyorum. Van Freyman 1912 yılında oynamış oldukları oyunu Aron Nimzowitsch bizler için analiz edecek ve biz de bu analizleri sizlerle buluşturacağız. Videomuza geçmeden önce lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıdaki yer alan abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olsunlar. Yanı başındaki zil tuşuna basarak gönderi bildirimlerini de açmayı lütfen unutmayın. Bu arada arkadaşlar herhangi bir videoda bir öneriniz, bir eleştiriniz, bir isteğiniz olursa yorum kısmına da bu önerinizi yazabilirsiniz. Her öneriyi mutlaka dikkate alıyorum. Kaldı ki bu videoları ben her videoda 2 maç olacak şekilde çekiyordum. Ama bir öneri, bir eleştiri geldi. Çok uzun oluyor. Bir maç atarsanız çok daha iyi olur dediler. Ve biz de bu öneriyi dikkate aldık. Ve bundan sonra her videoda bir maçın analizini sizlere aktarmış oluyoruz. Bu şekilde önerilerinizi gerçekten çok dikkate alıyoruz diyelim. Son olarak katıl butonu tıklayarak da YouTube kanalımıza destek verebilirsiniz diyelim. Ve her zaman söylediğimiz gibi Nimzowitsch'i beyazlarda izlemek çok ayrı bir zevk. İşte Nimzowitsch beyazlarda bakalım neler yapılmış. E4, E6, D4, D5 işte en sevdiğim. Nimzowitsch'in Fransız savunmasına karşı oynadığı oyunları ayrıca seviyorum. Çok güzel oynuyor. E5 genellikle tercih ediyor. C5'ten sonra tabi burada C3 de oynanabilir. At F3 de oynanabilir. At F3 oynamayı tercih ediyor. Burada vezir B6'nın çok daha iyi bir hamle olduğunu, D4'e baskıyı perçinlediğini söylüyor Nimzowitsch. Burada C çarpı D4'ü doğru bir hamle olarak görmüyor. At çarpı D4'ten sonra at C6 hem atları kırışma yönelik hem de E5'i baskılama yönelik bir hamle. At çarpı C6, B çarpı C6 ile birlikte tabi A piyonu izole kaldığını unutmayalım. Genellikle Fransız savunmasında bu varyanta girdiğinde beyazın fikri A piyonunu baskılamak oluyor. Tabi fırsat bulabilirse fil D3 oynanmış beyazlar tarafından. Vezir C7, fil F4 ile birlikte E5 korunuyor. Çünkü vezir zaten E5'i baskılamıştı. Bir at yok çünkü F3'e gelip de bu piyonu koruyacak. Ya da F4 sürüşü birazcık daha cesur bir hamle olurdu. Rok yapmadan F4 sürmek pek mantıklı değil. Çünkü rakip vezir B6 oynadığı an nasıl burada rok yapacaksınız? Roku engellemiş oluyor rakibiniz. O yüzden fil F4 oynadı. Ve çok enteresan bir devam yolu geliyor siyahlardan. G5. Diyor ki Nimzowitsch sağlam bir hamle değil bu G5 hamlesi. Fakat enteresan bir oyuna yol açıyor. Tabi burada fikir şu, fil G5 alırsa E5'le şahlı bir şekilde geleceğim. Ver şahı ver fili, fil geri dönecek. Daha sonra da B2'yi alacağım gibisinden siyahın da fikri var. Ama enayi mi G5'i alsın beyazlar? Fil G3 geri dönecek, sıkıntı yok. Ve şimdi fil G7, yine E5'e baskı. Vezir E2 ile opiyon korundu. At E7, belki de ilerleyen zamanlarda atını G6'ya yönelik tekrar opiyona baskı yapacak. Ama fil çarpı G6'yı da unutmamak lazım. Beyazlar kısa rok yapıyor. Şimdi H5. Tehdit nedir? H4'tür. Ne yapacaksın? H3'le birlikte H2'den bir gedik açacaksın kendine. At F5. Fil istiyor arkadaşlar. Fil H2'ye geri dönebilir. Fil H2'ye döndü. Şimdi G4'le birlikte siyahlar çok agresif. Çok agresif. Sürekli şah kralına hücum yapıyor. Enteresan. Kale E1 oynuyor. Ve şimdi şah F8. Çok enteresan. H kalesi hücuma gireceği için zaten siyahlar kısa rok atmayacak. Kısa rok atarsa kendi piyon yapısını kendi bozmuş oldu. Hiç güvenli değil. Uzun rok atsa diyeceğim. Uzun rok zaten atamaz. Fili çıktıktan sonra bile B piyonun olmayışı, A piyonun zayıflığı uzun roka da engeldir. O yüzden şah F8 oynuyor ki E hattından şahını uzaklaştırmak istiyor. Zaten rok yapmayacağım. Hiç değilse şahın F8'de bir tık daha güvenli kalsın diye düşünüyor. At C3 hamlesinden sonra beyazlar son kanal aletini geliştirdi. Şimdi vezir E7, fil çarpı F5, E çarpı F5 hamlesinden sonra beyaz atı F4'e yerleştirmek istiyorum diyor Aron Nimzowitsch. Peki nasıl yerleştirirsin sen F4'e? Tabii veziri buradan kaldırman lazım. Atı E2'ye daha sonra da F4'e oynayacaksın. Diyor ki Nimzowitsch burada F4 at için çok stratejik bir öneme sahiptir. Niçin çok stratejik bir öneme sahiptir? Hem bu F4 atı merkez piyonu olan beyazın E5 piyonunun önüne engelleyici gelmesini engeller. Hani fili engelleyici olarak getirirsen hop vuruveririm file.
diye düşünüyor. Hem de bu H ve G piyonları tehditkar, çok tehditkar. Eğer burada benim bir atım olursa bu H ve G piyonlarının tehdidinden de bir şekilde kurtulabilirim diye düşünüyor. O yüzden vezirini E3'e oynuyor. Kale H6 hamlesinden sonra atını E2'ye F4'e oturtma fikri var. C5 sürüşünden sonra ise atını F4'e oturuyor. Hem H piyonlarına, G piyonlarına bakıyor. Hem de E6 karesine E5 piyonu için siyahların bir engelleyici getirmesinin önüne geçiyor. Mesela kaleyi engelleyici olarak getiremeyecek gibi. Bu şekilde fikri var. D4 sürüyor, vezir istiyor. Vezir D3'e kaçtıktan sonra ise vezir D7 oynanıyor siyahlar tarafından. Vezir C4. Tabii vezire de iyi bir yer bulunmaya çalışılıyor. Vezir C6 hamlesinden sonra Münzo at D3 oynamak istiyormuş. Fakat hemen oynarsa siyahlar G çarpı H3 yapacaklar. Ve bir atak fikri bulacaklar. O yüzden at D3 oynamadan önce H çarpı G4 oynuyor ki rakip aldıktan sonra şimdi at D3 oynayıp piyonu isteyecek. Tamam, anlaştık. Fil A6 ver veziri diyor. Vezir D5'e gittikten sonra vezir çarpı D5, at çarpı D5 ve şimdi fil C4'te at isteniyor. At F6'ya gidiyor. Lütfen dikkat arkadaşlar, burada fille ya da kareyle alınması doğru bir davranış değilmiş. Eğer ki fil çarpı F6 oynanırsa beyazın H piyonu geçer vaziyette olacak. Nasıl olacak peki bu iş? O da şu şekilde: fil çarpı F6 piyonla alacağım. Mesela kareyle alırsan da ben H piyonu alacağım ve bu H piyonu geçer olacak. O yüzden fille alınması doğru bir davranış değil. Kareyle alınması da doğru bir davranış değil zaten. Doğrudan doğruya kalite kaybı. O yüzden fil çarpı F6 doğru değil. H çarpı G4 doğru bir davranış. Ama buna da H çarpı G4 hamlesi, bu atı bir şekilde kaçmanız lazım ya da başka bir fikir bulmanız lazım. O fikir fil F4 fikri olarak devreye giriyor. Eğer fille at alınırsa kale alınacak. Yani fille bu atın alınmasının, pardon, bu hamle doğru bir hamle değil herhalde. Yo, doğru bir hamleymiş. Kale G6 oynamış. Yanlışlıkla doğru hamle oynadım. Kale G6 oynuyor. Burada niçin alınamadığını gördük değil mi? Eğer ki fille atı alırsanız kale düşüyor şu şekilde. O yüzden burada kaleyi G6 oynuyor. Şimdi artık bu at tehdit altında, daha doğrusu piyon tehdit altında. Fille atı alacak. Alırsak hop kaleyle alacak. O yüzden o ata çare bulmamız lazım. At D7 ver şahı, ver piyonu. Ve arkadaşlar bu şah piyon çatalından sonra yapacak çok fazla bir şey yok. Beyazlar 47. hamlede oyunu kazanmış. Şu an 27. hamledeyiz. Özellikle Nimzovic at F4 hamlesinin, hani yapmış ki at F4 hamlesinin, bu F4 hamlesi ile atın engelleyicinin önüne geçmesini kritik bir hamle olarak görüyor. Ve buradaki belirleyici hamlenin at F4 hamlesi olduğunu söylüyor. Tabi burada diyeceksiniz ki ya burada oyun nasıl kazanç ki? Burada kazanç bir oyun yok gibi gelebilir. Burada mesela şahı oynatalım. Oynadıktan sonra piyonu alacak. Baktığımız zaman burada D4 piyonunun hem izole piyon olduğunu hem de bir geçer olmadığını düşünürsek. Kale daha devreye girecek. D'den bu piyonu isteyecek. Bu piyon rahatlıkla istenecek yani. Filin de önü tıkanmış durumda piyon tarafından. Nasıl koruyacağım bu piyonu? Atıyorum kaleyle korudun. Ben ne yapacağım? Atla bu piyonu rahatlıkla tehdit edebilirim. Ya da A piyonunu tehdit edebilirim. Yani burada vezir kanadında beyazların çok ciddi bir üstünlüğü olduğu görülüyor. Ve bu vezir kanadındaki üstünlükle birlikte beyazların bu oyunu rahatça kazanabileceğini söylüyor. Aron Nimzovic devam ettirmemiş. Ben ne yapayım? Şimdi adamın kitabını çalışıyorsun. Ben mi devam ettireyim? Devam etmek isteyen varsa buyursun arkadaşlar. Oynasın, devam etsin. Biz burada bırakmak zorunda kalacağız. Aron Nimzovic'in Benim Sistemim adlı kitabının diyagramlı oyunlar bölümünün 15. diyagramlı oyununu sizlerle birlikte çalışmış olduk. Nimzovic bize analizini aktarmış oldu. Bu 10. videoydu arkadaşlar. Bu şekilde video serimize aynen devam edeceğiz. 50. oyuna kadar ve 50. oyun geldiğinde ben artık rahat bir nefes alacağım ve bir hafta ara vereceğim artık. Çünkü çok yorucu. Gerçekten çok yorucu. Yani bu 10. video ama bu benim bugün çektiğim 5. video. Ve bundan sonra da çekmeye devam edeceğim. Çünkü işlerim bazen yoğun oluyor. İşlerim yoğun olmadığı zaman tak 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 videoları seri halinde çekip kapaklarını hazırlayıp videoları yükleyip kuruyorum. Ve o şekilde arkama yaslanıyorum. Emin olun arkadaşlar, şu 5 videoyu çekmek 2 saatimi 3 saatimi alıyorsa kapaklarını hazırlamak da en az 1 saatimi alıyor. Çok zorlu bir süreç arkadaşlar. Sizler de bu süreçte bizlere destek olmak için hemen aşağıdaki abone tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Katıl butonu tıklayarak da YouTube kanalımıza destek verebilirsiniz. 11. videoda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç diyenlerden 10. videoyla. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.